Hap bize merhaba arkadaşlar. Koronavirüs bile olsa evde nasıl fit kalacağız, nasıl vücut yapacağız? Bunu öğrenmek için bu videoyu tamamını izlemeniz lazım ve ayrıntılı eğitim videomuza gitmek için şuradan gidebilirsiniz. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hap bize merhaba arkadaşlar. Klasik girişimizi yaptık. Böyle ciddi bir konu. Niye bu kadar gevşeksin diyecekler için ki diyecekler. Arkadaşlar koronavirüs var. Evet. Ama moral her şeyden önemli. Stres yapmamak her şeyden önemli. Bunu ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. Bilim adamları da söylüyor. Bizim elimizden geleni yapmaktan başka çaremiz yok. Bunu söyledikten sonra koronavirüste dediler. Çok fazla yorum geldi. Bunun için hani biz evde kas yapabilir miyiz? Koronavirüs var, dışarı çıkamıyoruz. Halsizlik bizde başladı. Götümüzü bir kaldırmamız lazım. Evde kas yapabiliyor muyuz? Tabii ki yapabiliyorsunuz. Kas gelişme prensiplerini zaten size her videoda anlatmıştım. Oynatma listelerimde vücut değişimi videoları var. Oradan gidip bakabilirsiniz. Bu videomuz full body programı. Yani tüm vücudunuzun tüm vücudunuzu çalıştıracaksınız yani. Her yeriniz güçlenecek. Onun için bu program. Tüm hareketleri 3 set 12 tekrar yapıyorsunuz. Eğer zayıf bir insansanız ve biraz daha kaslanma, güçlenme amaçlı yapıyorsanız dinlenme sürelerini 1-1,5 dakika yapın. Ama biraz daha kilo verme, yağ yakma odaklıysanız o zaman 30-45 saniye arası yapın. Ne fark ediyor? Birinde işte nabzınız daha fazla oluyor, birinde de daha kas odaklıysan her türlü kas odaklı, yani her türlü kasın çalışıyor, her türlü gelişiyorsun ama ufak farklar yani. Bunu da söyledikten sonra İlk hareketimiz sırt egzersizi, row, dumbbell row diye bu hareketi yazarsanız her yerde bulursunuz nasıl yapıldığını. Ben yine de anlatacağım ufak ufak yani püf noktalarıyla ama siz ayrıntılı olarak oradan da bakın derim. Ben size genel programı anlatacağım. Yine ön hareketi gösteriyorum, bilmeniz gereken püf noktalarını anlatacağım. Destek elinizi koydunuz, beliniz bayağı doğalır gibi böyle. Diziniz sehpanın üstünde. Diğer bacağınız kırık ve sehpaya yakın. Dumbbell'ı kanat kısmınıza doğru çekiyorsunuz. Yukarı değil. Şöyle çok aşırı arkaya değil. Ve sıkıştırıyorsunuz. Ya kürek kemiğinizi omuriliğinizle doğru sıkıştıracaksınız. O şekilde düşünün. Ve çekerken nefes veriyorsunuz. Bu mantıkta. Hızlı geçiyorum. Niye? Çünkü sıkılıyorsunuz. Hemen anlatmam lazım size bunları. Bundan sonra bir de şunu söyleyeceğim. Bak bu çok önemli. Her harekete başlamadan önce bir o hareketi çok düşük ağırlıkla bir yapın. Yüksek tekrarlı 2-3 set falan mesela yüksek tekrar 30'ar tekrar mesela çok hafif bir ağırlık alıp bu hareketi yapacaksınız. Bu arada sağ 1, sol 1 yaptınız mesela az önceki hareketi. O bir set sayılıyor. Şimdi zaten bu hareketten sonra kol yapacağız ama kolu zaten ısıtmış oluyoruz. Biz yine de hafif bir ağırlıkla şöyle 30'ar tekrar yapacağız arkadaşlar. Dumbbell curl yazdığınızda da dumbbell zaten yazmayı biliyorsunuz. Onun dışında diğeri curl C-U-R-L şeklinde yazınca geliyor her yerde. Hareketten böyle öne arkaya yaparak çalmayın arkadaşlar. Zaten videoyu izliyorsanız daha çok gelişmemişsinizdir. Kasınızı da kontrol etmeyi çok iyi bilmiyorsunuzdur. Onun için hareketlerden çalmayın. Hareketi yaparak bir mesaj bir atmayın be video çekerken. Hareketin yapılış şekli bu şekilde. Ön arkaya çok oynamayın. Ben size bir yandan göstereceğim hareket nasıl duruyor diye. Yani nasıl diyeyim? Sonuna kadar indiriyorsunuz, yukarı kadar çıkıyorsunuz. Şöyle saçma sapan bir şeyler yok. Hareketi adam akıllı yapın. Dumbbell curl bu hareketin adı. Aynı anda yapacaksınız zaten. 30'ar saniye dinlenmeniz var. Niye 30 diyorsan? Ben şu an 30'dayım ya onun için. Kilo alıyorsan daha fazla. Neyse dur. Sonra diğer hareketimiz göğüs pres. Şınavla bunda ısınabilirsiniz. 15'er tane yaptınız, ısındınız falan filan. Sonra sonuna kadar bu şekilde indirmeyin. Niye? Omuz kalktığınızda zarar veriyor. Nereden biliyorum? Ben de oldu çünkü.
yukarıda dumbbell'ı çarpıştırma, dirseklerini kitleme çok önemli. Şu pozisyona kadar getiriyorsun, basıyorsun. Şuraya kadar getir, bas. Bu kadar basit. Yukarıya doğru değil, kafana doğru değil yani. Çok aşağı değil. Şöyle göğüs ucuna indiriyor gibi hayal. Burada bir bar var ve göğüs ucuna indiriyorsun. Dumbbell'ı tokuşturmuyorsun. İterken nefes veriyorsun. Bütün hareketlerin pozitifinde yani o zorlanıcı hareketi yaptığın şeyde nefes veriyorsun. Diğer kısmında nefes alıyorsun. Yani şöyle. Bu bütün hareketlerde geçerli. Bundan sonra hangi hareket? Dumbbell. Şimdi arka kol çalışacağız. Yine bu harekette de hafif bir kere öyle ısının. Sonra tam alına diye geçiyor ama tam aslında alına indirmiyorsunuz arkadaşlar. Biraz daha arkaya. Hareketin adını dumbbell, alına indiriş yazın, kessin çıkar. Artık zaten Türkçe kaynaklarda, İngilizce kaynaklarda var her yer. Ya ananın anladığı mesaj atmadan duramıyorum değil mi? Hareket bu şekilde arkadaşlar. Bundan sonra başka ne hareket var? Omuz. Omuzda şöyle bir şey var. Süperset yapacağız. 3 tane hareketi arda arda ekleyeceğiz. Şimdi hareketi, olayı söylüyorum. İlk hareket dumbbell press yazdığınızda gelir. İkinci hareket dumbbell yana açış. Lateral raise yazın gelir. Üçüncü hareket arka omuz dumbbell yazın. Ya Google'a ne yazarsanız çıkar, ben size YouTube'a ne yazarsanız çıkar, o şekilde anlatmaya çalışıyorum. Onar tekrar şeklinde yapacaksınız. Ama aralarında dinlenme olmadan üçünü yaptığınızda bir set sayılacak. Hemen gösteriyorum. 3 set yapacaksınız. Bastınız. Şimdi elim gözükmüyor da şimdi oraya gelemeyeceğim. İnternetten bakın işte hareketi. Ama şu dirsek kısmınız kırılmasın yani. Kırılsın. Bu dirseği yukarıda kilitlerseniz ekleme biner. Gösteriyorum. 10 tekrar bu şekilde yaptım ya. Sonra ona uygun ağırlığı aldım ya da aynı ağırlıkla. Ama bu ağırlık çok hafif bana şu anda. Neyse, yana açış yapıyorsun. Ama mantıken o ilk yaptığında olacak. Daha ağır bir ağırlık. Bunda daha hafif bir ağırlık. Yana açış. Dumbbell yana açış. Sonra da geri açış. Eğiliyorsun. Bu şekilde. Şimdi ben size hareketleri niye ayrıntılı ayrıntılı anlatmıyorum, internetten bakın diyorum. Her yerde var artık. Benim gösterdiğim size ben evde ne yapıyorum? Bunu size anlatıyorum. Ya kendimi zaten her zaman size söyledim. Bir hoca yerine koydum yok. Ben ne yaptıysam size ancak onları anlatabilirim. Sonra ne vardı? En son bir de bacak. Arkadaşlar bildiğiniz squat ama bunda önemli bir şey var. Squat'ta önemli bir şey var. Doğru yapmıyorsanız yapmayın. Ya hiçbirini yapmayın da squat'ı ekstradan söylüyorum. Çünkü çok kişi yanlış yapıyor. Ya da gidin bir spor salonundan hocadan rica edin öğretsin size. Ama ben yine de az buçuk püf noktalarını size anlatacağım. Yere topuğunuzla basacaksınız. O gücü topuğunuza vereceksiniz. Parmak ucunuzla verirseniz kesin dizden bir zarar görürsünüz. Beliniz dik olacak. İlk başta ağırlıksız yapın zaten hiç yapmadıysanız hareketi. Şöyle bir püf nokta da var. Bildiğin Alaturka tuvalete oturursun ya, o şekilde değil. Yani böyle tam oturma değil. Bir tık yukarıdasın ve kalkıyorsun. Budur yani. Ama tutup da sen bu parmak ucuyla yaparsan direkt buraya biner. Direkt buraya biner. Kesin sakatlık, kaçarı yok yani. Biraz bunda ilerledin, sonra iki elinde dumbbell tutarak yaparsın bu şekilde. Bunu da gösterdim. Şimdi en son şeyi göstereceğim. Kırıyorum bunu. Benim kendim de uyguladığım bir karın programı var. Hem karın programı hem de bundan sonra yaptığımda özellikle bu bütün idmandan sonra kardiyo yerine de geçiyor. Yani bir yürümüş gibi düşün yani. O yürümenin ne faydası var? Kilo alıyorsan daha çok alırsın, kilo veriyorsan daha çok verirsin. Senin o beslenmendeki düzenine bağlı, kalorine bağlı. Çünkü glikojen açığı oluşturuyor ama bunlar bilimsel konular. Başka bir konuda anlatırım, canınızı sıkmanın gereği yok. Şimdi ben o antrenman, Ege Fitness'in antrenmanı bu arada, açıklamaya linkini bırakırım.
Onu nasıl yapacağım biliyor musunuz? Şöyle videoyu izleye izleye ama mesela Ege'nin orada unuttuğu püf noktaları sizlere şey yapacağım. Kendim de yaparken anlatacağım. Antrenmanı yaparken biraz ağzıma sıçılıyor. Adam da tam sporcu bir adam olduğu için anam ağlıyor açıkçası o antrenmanı yaparken. Ama işte idmanı nasıl yaparız en azından? Püf noktaları neler olur? Onları ben yaparken görebilirsiniz. Şimdi o antrenmana geçiyoruz.